Okuduğum ayeti kerimeden Yüce Rabbimiz biz kullarına şöyle buyuruyor.
bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. İman kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren müjdeleyici, uyarıcı olarak nice peygamberler göndermiştir. Peygamberler aracılığıyla insanları tevhide ve kulluğa hakkı verilseyip erdemli yaşamaya davet etmiştir. Peygamberler asıllar boyunca Allah'ın dinini tebliğ etmiş, dinin yayılması ve kötülüğe engel olması yolunda insanlara örnek olmuştur. İlahi vahiy olan bu şerefli elçilerin zincini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile nihayet vermiştir. Aziz kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığın kuludu, müminlerin sevgilisi, alemlerin rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'de bize aktaran, anlatan ve yaşayarak öğreten O'dur. Dünyada huzur ve güvenin, ahirette sonsuz mutluluğun anahtarı onu model almak, onun gibi yaşamaya gayret etmektir. Zira o bizlere şöyle seslenir: kim Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ederse imanın tadını alır buyuruyor. İman kardeşlerim, imanın manasını bize anlatan, mümin olmanın gereği olarak namazdan oruca, haçtan zekata, her bir ibadetimizi nasıl yerine getireceğimizi bize gösteren sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İyi bir insan, salih bir kul, olgun bir mümin olmayı bize öğreten O'dur. Nitekim O kendisi şöyle anlatır: ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Son peygamberin hayatına baktığımızda görürüz ki iman ve ibadet ancak güzel ahlakla kemale eder. Sünnet namazları kılmak nasıl ondan bize biraz kalmışsa, samimi ve dürüst olmak, yan taşıyan her halde şefkat ve merhamet göstermek, adaletten ayrılmamak, ailenin değerini bilmek ve mümin kardeşinin hakkını vermek de aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İman kardeşlerim, önümüzdeki çarşambayı Perşembe'ye bağlayın gece Habibi Kibriya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü olan Mevlid gecesini idrak edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi haftasını kutlayacağız. Başkanlığımızın bu yıl Mevlid-i Nebi haftasının ana temasını Peygamberimiz ve çocuk olarak belirlemiştir. Bu vesileyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha yakından tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyor, haftamızın İslam alemine ve tüm insanlığa
temaldir. Birincisi, ilçe müftülüğüne bağlı kural kursları için müştümeler onların tamir ayeti için yardım toplanacaktır. Cenab-ı Hak yardımlarınızı kabul edin eylesin. Geçmişlerimize hani hani rahmet eylesin. İkinci duyurumuz değerli cemaatim. İlçemiz Hafize Altıntaş Kız Kur'an kursunda pazartesi gününden itibaren sabah ve öğleden sonra bayanlara yönelik ders verilecektir. İlgili cemaatimize önemli duyururuz. Cenab-ı Hak bizleri Hazreti Kur'an yolunda Kur'an'ı bu dünyada yaşayıp yaşayan kullarından zümrelerinden ifade eylesin. Estaizu minel zembi kemella zembele Estağfurullahel azim ve etubi ileyh ve eskalullaha li ve lekumut terkim Bismillahirrahmanirrahim İnnet dina indallahil islam faizi bütün kötülükleri Cenab-ı Hak yasaklıyor.